Donkıç Akademi'den herkese merhabalar. Dönemin ve ünitenin ikinci dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Konumuz kimyanın sembolik dili ve kimya laboratuvarı olacak. Bununla birlikte aslında üniteyi de tamamlamış olacağız. Yani baya bir yol kat etmiş olacağız. Şöyle hemen programımıza bakalım neler yapmıştırık, neler yapacağız. Kimya bilimine giriş demiştik. ilk dersimizdi arkadaşlar bu. Burada kimyanın tarihçesinden bahsetmiştik. Ve kimyanın alt disiplinlerinden bahsedip sembolik dili üzerine çalışmıştık. Şimdi geldik artık arkadaşlar kimyanın sembolik dili ve kimyanın e, laboratuvarı ve bu laboratuvardaki uygulamalarından bahsedeceğiz. Gördüğümüz gibi oldukça dolu dolu bir program var. Her dersten dersimiz bizi bekleyecek. Her gün bir dersimiz ya da bir programımız, bir çalışma sürecimiz illaki olacak. Yani asla kaçırmamanız gereken şeyler bu programda karşımızda. Eğer hala abone olmayan varsa lütfen bir an önce kanala abone olsunlar ve bu derslerin hiçbirini kaçırmasınlar diyorum ve hemen tabii ki dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir göz atalım. İlk olarak element ve bileşik kavramları diyeceğiz. Bunların farklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Element nedir? Bileşik nedir? Ee, bu farkları karşımıza soru olarak hem burada hem TYT'de gelecek. Elementlerin sembolleri ve bileşik formüllerinden bahsedeceğiz. Bak şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. YKS'ye geldiğiniz zaman hani TYT sınavına gireceğimiz zaman karşımıza bu üniteden çıkma ihtimali en yüksek bölümlerden birisi burası olacaktır. Haberiniz olsun. Ardından laboratuvar kurallarından bahsedeceğiz. Laboratuvarda uymamız gereken bazı güvenlik uyarı işaretleri olacak bu kurallara dayanan tabii ki o kimyasalların üzerinde bu işaretleri gördüğümüz zaman neye dikkat etmeliyiz ondan bahsedeceğiz. Faydalı ve zararlı bazı kimyasallardan bahsedeceğiz. Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan kimyasallar olacak bunlar ve kim laboratuvardaki bazı malzemelerden bahsedeceğiz. Ee, hangi malzemelerle ilgileneceğiz, hangileriyle uğraşacağız, onlar üzerine konuşacağız. Tabii ki görselleriyle bunları birazcık açıklayacağız ve ne işe yaradıklarını söyleyeceğiz. Peki bu dersi tam anlamamızın bize ne faydası olacak? Dersten çıktığımız zaman biz neler kazanmış, neler öğrenmiş olacağız? Öncelikle arkadaşlar element sembolleri ve bileşik formüllerini öğreneceğiz. Bu aslında bizi kimya okur yazarlığı kazandıracak. Yani günlük hayatımızda sürekli çevremizde kimyasallarla muhatap oluyoruz. Bu kimyasalları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Artık bunu bileceğiz. Ve kimya ile ilgili çalışmalar yaparken yani aslında laboratuvara girdiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Karşımıza neler çıkacak? Hangi malzemeler olacak? Hangi işaret bize ne anlam ifade ediyor? Bunların hepsini bu ders sonunda öğrenmiş olacağız. Ve tabii ki dersi tamamlamak mevzunun kapanması demek değil. Ödevlerimiz olacak. Bu ödevlerde bizim kazanımları tamamen cebimize koyduğumuzu kanıtlayan nokta olacak. Tabii ki temel kaynağımız sıfırdan dokuza kimya kaynağı olacak arkadaşlar. Şimdi de bütün sene boyunca da bu kitabı kullanacağız. Edinmeyenler varsa bir an önce artık kaynaklarını edinsin ve ödevlerinde bize yetişsin. Tabii ki eğer ders kaybı varsa bir önceki videoyu izlemediyseniz hemen önce gidip o videoyu izleyip oradaki eksikleri bir giderip sonra bu videoda tekrar buluşalım diyelim. Sayfa 34 54 arası buradaki ödevimiz olacak arkadaşlar. Neler varmış şöyle hep birlikte bir bakalım. Şimdi bu kaynağı açtığımız zaman arkadaşlar her bölümde öncelikle bize her ilk sayfada bir tanım yapılacak daha doğrusu konu anlatılan bir sayfa olacak ve burada anlatılanla ilgili hemen yanında bir sayfalı oluşu soru bizi bekliyor olacak. Bak konuyu öğrendim sorularını çözdüm bu konuyu cebe koydum. Ardından diğer konu öğrendim soruları çözdüm bu da cepte. Bu şekilde bölümü tamamladığım zaman da bakalım bölümün tamamını gerçekten iyi anlaşmış mıyız diye bir tarama testi karşımıza çıkacak. Sonrasında diğer bölüm ve bölümler tamamlandığı zaman da ünitenin sonunda bütün üniteye bakış atan ünite testleri bizim karşımıza çıkacak ve gayet güzel hazırlamış olacağız. Bu konuyu ben tamamen öğrendim demiş olacağız ki bunu ...tamamen diyebilmek için de Dinamo Kimya kitabındaki ödevimize geçeceğiz arkadaşlar. Burada da 14-22 arası bizim ödevimiz olacak. Bu kitapta neler var peki karşımıza çıkacak? E, nelerden bizi sorumlu tutacak? Arkadaşlar burada da her sayfada öncelikle bir tane çözümlü örnek var. Bu çözümlü örnekten sonra bununla ilgili bazı sorular, dört tane soru hemen altında yer alıyor arkadaşlar. Bunları gördükten sonra yani... E, soruları çözdükten sonra o kazanım aslında edinmiş olacağız. Kazanımı öğrenmiş olacağız. Sonrasında da arkadaşlar bölüm bitince burada da yine tarama testlerimiz var. Üniteyi bitirdikten sonra üniteyi tarama testleri var. ÖSYM tarzında soruların bulunduğu testler var. Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik sorunların bulunduğu testler var ve en sonda da yazılıya hazırlık testleri yine biz bekliyor olacak. Yazılıda karşımıza ne tip sorular çıkabilir? Bununla ilgili bize pratikler sunacak. Her iki kitapta da diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu. Kare kod sayesinde video çözümüne gidip bütün eksiklerimizi giderebiliyoruz. O yüzden bir an önce her iki kaynağı da edinmekten geri durmayalım arkadaşlar. Ve dersimize başlayalım. Şimdi dedik ki ilk olarak element ve bileşik kavramlarından bahsedecektik. Öncelikle bir... Ortak noktalarından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Hatırlarsanız bu konuyu fizikte de karşımıza çıkıyor görüyoruz. E, maddeler ikiye ayrılır. Saf madde ve saf olmayan madde olmak üzere. Yani saf olmayan maddeler bir diğer adıyla karışım olarak izinlendiriliyordu zaten. Saf maddelerin de iki alt başlığı vardı ki o iki başlık elemente ve bileşikti. Dolayısıyla saf madde olma bu ikisinin ortak özelliği olacak arkadaşlar. Bir saf maddeden bahsediyorsak iki ihtimalimiz var. Ya elementtir ya da bileşiktir homojendir yani her yerinde aynı görüntüye sahip olan maddelerdir arkadaşlar. Bu yine her ikisi de ortaktır. Hatta karışımların da homojen ve heterojen diye iki alt başlığı vardı. Oradaki bir tür karışım da yine homojen özellik gösteriyordu. Yani her yerinde aynı görüntüye sahip olmak, her yerinde aynı özelliğe sahip olmak bunların ortak özelliğidir. Sadece şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu hal değişim durumları hariç geçerlidir. Mesela e, su donarken ortamda hem buz hem de sıvı halde su olduğu için görüntü heterojen oluyor ama bunun saf madde olmadığını bize göstermiyor hal değişimi haricinde her iki tür maddede homojen özellik gösteriyor ve ayırt edici özellikleri vardır buradan kastımız nedir Erime noktası, kaynama noktası işte yoğunluk gibi ya da elektrik iletkenliği gibi bazı maddeleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan özellikler saf maddelere ait özelliklerdir. Aslında dolayısıyla hem elementlerde hem bileşiklerde ayırt edici özelliklerin olduğunu göreceğiz. Gelelim farklarından bahsetmeye. Arkadaşlar gösterim şekilleri bunlardan bunların birbirinden farklı elementler hani tanım üzerinden gidecek olursak Tek tür atomlardan oluşan maddelere biz element adını vereceğiz. Dolayısıyla da atomları sembollerle gösterdiğimiz için Elementlerin gösterim şekli semboller olacak. Ama bileşiklerde birden fazla tür atom vardır. Biz birden fazla tür atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere bileşik adını veririz. Dolayısıyla da burada birden fazla atom geldiği için bir oran söz konusu olacak. Bu yüzden de onu formüller ile göstereceğiz. Hemen örneklendirelim. Mesela sodyum şöyle Na gibi bir sembolle gösterilecek ama sudan bahsediyorsak H2O gibi bir formüle ihtiyacımız olacak. Yapılarına gelecek olursak arkadaşlar, elementler bakın ya atomlardan oluşuyordur, sadece bir atom yapısına sahiptir. Dolayısıyla atomik yapıda bulunabilirler. Yani sodyum mesela e, atomik yapıya örnektir. Veya birden fazla atomun ama aynı tür atomun bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı söz konusu olabilir, bir atom grubu olabilir. Ne gibi? H2 gibi. Bir yapı söz konusu olduğu zaman bak bu eğer atom grubuna dönüşmüşse yani bir diğer adıyla molekül olarak karşımıza çıktıysa yine formülle gösteriliyordur ama farkı nedir? Bir elemente aittir bu çünkü aynı tür atomlardan oluşuyordur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sadece atomik yapılılar sembollerle gösterilir diyeceğiz elementler için. Bileşiklere geldiğimiz zaman bunu bu sene iyice yoğun olarak göreceğiz zaten. Ortaokuldan da hakimsiniz bu bilgiye. Eğer ametaller arasında oluşmuş bir bileşikse kovalent yapıya sahiptir ve kovalent yapılara molekül adını vereceğiz. Dolayısıyla bak ikisine de aynı şeyi yazdık. Demek ki bir atom grubu oluştuysa kovalent bağlardan oluşan bu element molekülü de olabilir, bileşik molekülü de olabilir. Bundan tekrar bahsediyor olacağız. Eğer farklı tür atomlar içeriyorsa bu bir bileşik moleküldür diyeceğiz. Veya bir metalle bir ametalin oluşturduğu bir bileşikten bahsediyorsak yani aslında tuz yapısından bahsediyorsak buna da iyonik yapı olarak isimlendiriyor olacağız. Dolayısıyla bileşikler molekül veya iyonik yapı olabiliyorlar. Elementler ise atomik veya molekül yapılı olabiliyorlar. Tanımı burada karşımıza çıkıyor hemen. Dedik ki aynı tür atomlardan yani tek bir tür olacak işin içerisinde. Sodyumsa hepsi sodyum. Demirse hepsi demir olacak ki biz onu element olarak isimlendirebilirim. Eğer birden fazla tür atomdan oluşuyorsa en az iki, üç, dört, beş fark etmez. Daha fazla atom yapısı daha fazla tür atom da içerebilir. Bunlara da bileşik adını vereceğiz. Ve en önemli farkları belki de arkadaşlar burası olacak. Element için diyeceğiz ki bak sadece tek tür atom söz konusu dolayısıyla burada bileşenlerini ayırmadan bahsediyorsan e, atomu parçalaman gerekiyor. Dolayısıyla ne fiziksel ne de kimyasal hiçbir şekilde biz elementleri bileşenlerini ayıramayız. Ama bileşikler... Farklı tür atomlardan oluştukları için bu farklı tür atomları birbirinden koparmamız yeterli olacak. Ama bunları koparmak için de fiziksel tepkimeler yeterli olmayacak. Dolayısıyla sadece kimyasal yollarla bunlar bileşenlerine ayrılabilir. Fiziksel yollarla gene bileşenlerine ayrılmaz. Bu farkları da öğrenmemiz gerekiyor. Karışımlar fiziksel yollarla da ayrılabilir diyeceğiz ilerleyen aşamalarda. Gelelim o zaman eleen sembollerinden bahsetmeye. Arkadaşlar tabii ki... Binlerce yıldır elementler üzerine çalışıyoruz, düşünüyoruz, biliyoruz. Ta simya döneminde de elementler vardı ve isimlendirilmişlerdi ve sembollendirilmişlerdi. Ancak Bugünkü sistemden biraz daha farklıydı o zaman kullandıkları sistem. Diyorlardı ki biz bir elementi bakalım fiziksel görüntüsü neyse ona benzer bir şekil çizeriz. Bu bize onun sembolünü verir. Mesela altın elementin ellerini aldılar baktılar ki çok parlak bir yapı var karşımızda. O zaman tıpkı güneşe benzediği için biz şöyle güneşe benzer bir sembol çizelim. Bu altının sembolü olsun. Çünkü o zamanlar yeterince fazla element keşfedilmemişti. Ve hepsine şöyle bir sembol vermek mümkün oluyordu. Ve... E, elementleri tanrılarıyla ve gökyüzündeki cisimlerle özdeşleştirdikleri için de onlara benzer şekiller çizmeye çalıştılar. Ama bu fiziksel özelliklerden yola çıkarak çizilen semboller hem dünyanın farklı yerlerinde farklı olarak yorumlandı. Hem de ortak bir dil oluşması zor oldu. Ayrıca çizmesi de zor sistemlerdi. Bu yüzden Berzelius diye bir arkadaş ortaya çıktı ve dedi ki: "Biz gelin böyle bir şey yapmayalım. Elementleri sembollendirirken daha kolay, daha yaygın ve daha anlaşılır bir şey yapalım. Latince veya İngilizce isimlerini tabii ki o zamanlar bilim dili Latince olduğu için Latince kullanıldı. İlk veya ilk iki harfini kullanalım. Bu elementin, daha kolay, daha şey i̇lk ilk kullanalım, bu elementin sembolü olsun. Eğer ilk harf kapılmışsa başka bir element tarafından artık ilk iki harfi kullanalım. Tabii ki bilim dili Latince'den İngilizce'ye döndükten sonra keşfedilen elementlere isim olarak İngilizce verildiği için İngilizce isimlerinin baş harfleri kullanılmaya başlandı. Şimdi burada Periyodik sistemde biliyoruz ki 118 tane element var şu anda. Bizim sorumlu olduğumuz arkadaşlar ilk 20 elementin 20'sini de biliyor olacağız. Bunun dışında bazı yaygın elementler var. Onların sembollerini biliyor olacağız. Şimdi hidrojenin sembolü artık zaten bayağı hakimiz. Hatta bulmaca çözmeyi seven varsa aranızda bunlara o iyice hakimdir. Hidrojenin sembolü sadece H. Yani ilk harfiyle isimlendiriliyordu, sembollendiriliyordu. Helyuma gelecek olursak periyodik sistemin ikinci elementinden bahsediyoruz. Bak H harfi her hidrojen tarafından kapıldı. Dolayısıyla helyuma ne kaldı? İlk iki harfi kullanmak kaldı. Lityum için Li sembolü kullanılmış. Bor B'yi kapmış. Karbon için Latince veya İngilizce isimleri C harfiyle başladığı için C sembolünü kullanmışız arkadaşlar. Özellikle ilk harfi farklı olanları iyice ezberlemekten geri durmayın. Emin olun ezberlediğinizden. Azot da mesela bunlardan birisi. E, Türkçe ismi azot olmasına rağmen İngilizce ismi nitrogen yani nitrojen şeklinde de isimlendirebiliyoruz. Dolayısıyla onun sembolü ne olacak? Oksijen O sembolüne sahip. Flor, F, Neon Bak N harfi azot tarafından kapılmıştı o yüzden ne ona Ne sembolü kaldı. Sodyum arkadaşlar ismi sodyum, İngilizcesi de sodyum hatta ama Latince ismi Na ile başladığı için sembol olarak Na sembolünü kullanacağız sodyumda. Magnezyum Mg. Hocam neden Ma değil? Latince ismi Mg şeklinde başlıyor çünkü. Bunu da ezberebileceğiz arkadaşlar. Alüminyum için Al, silisyum için Si, fosfor için latince ve İngilizce isimleri P ile başladığı için P sembolünü kullanacağız. Bak florla en çok karıştırılanlardan birisi buydu. Florunki F, fosforunki P sembolüne sahipti. Kükürtün sembolü arkadaşlar K ile başlaması bizim için önemli değil. Sülfür İngilizcesi oradan aklımızda kalsın. S ile göstereceğiz. Klor Latince ve İngilizcesi CL şeklinde başladığı için CL sembolüne sahip olacak. İngilizcesi değil tabii ki Latincesi CL. Argon are potasyum bak yine karıştırılanlardan birisi ve sadece birkaç yıl önce arkadaşlar TYT'de karşımıza çıkan bir soruydu bu. K sembolüne sahip. Kalsiyum ise Ca gibi bir sembole sahip olacak. Bunlar ilk 20 elementimizdi. Yaygın bazı elementler var bilmemiz gereken. Burada arkadaşlar hemen yazalım. Demir Fe sembolüne sahip. Kobalt CO, krom CR sembolüyle gösteriliyor. Nikel NI, bakır CU şeklinde sembolize ediliyor. Çinko ZN, bakın çoğunluğu e, isiminden aslında farklı Latince isimleri başka olduğu için dolayısıyla ezber yapmamız burada çok önemli olacak bizim için. Kurşun PB sembolüne sahip, kalayın sembolü SN ve altının sembolü AU şeklinde karşımıza çıkacak ve bazı bileşiklerin de yaygın adlarını biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yaygın adları ve tabii ki oradan yola çıkarak formüllerini bileceğiz. Mesela su bunun H2O şeklinde sembolize edildiği formüle sahip olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Tuz ruhu arkadaşlar tuz ruhu HCl şeklinde hidroklorik asit formülüne sahip. Zaç yağı deyince hemen aklımıza H2SO4 gelecek sülfürik asittir bu aslında. Kezap HNO3 formülüne sahip yani nitrik esitten bahsedeceğiz. Kireç taşı diyoruz arkadaşlar. CaCO3 yani kalsiyum karbonat bileşiği karşımıza çıkacak. Sönmemiş kireç diyorsa kalsiyum oksit yani CaO formülünden bahsedeceğiz. Su kostik diyoruz arkadaşlar. NaOH yani sodyum hidroksit bileşiği karşımıza çıkacak. Veya sofra tuzu diyorsa NaCl yani sodyum klorür bileşiği karşımıza çıkacak. Birazcık ezber yapmamız gerekecek. Gelin laboratuvardan ve laboratuvardaki uymamız gereken bazı kurallardan bahsetmeye arkadaşlar. Oldukça basit bir konu var zaten karşımızda. Neler yapmamız gerekiyor bir laboratuvara girdiğimiz zaman? Kesinlikle ve kesinlikle önlüksüz, eldivensiz ve, ve gözlüksüz bir laboratuvarda bulunmamamız gerekiyor. Burası ilk kuralımız arkadaşlar. En önemli kural dünyanın neresine gidersen git geçerli olan belki de tek kural bunlardır arkadaşlar. Cam kesiyorsan eğer... Burada taktığın normal eldivenler yeterli değil. Özel eldivenler takman gerekiyor. Yani aslında bu kuralları şöyle düşünebiliriz. Kendimize veya çevremizdekilere zarar verme ihtimalimizi ortadan kaldıran kurallar bütünüdür diyebiliriz. Eğer ellerinde kesik, çatlak veya yara varsa bunları kesinlikle yara bandıyla kapatman gerekiyor. Ona dikkat etmen gerekiyor. E, eldivenin oradan sıvı geçirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğinden emin olman gerekiyor. Eğer kimyasallarla çalışıyorsan gözünden, derinden ve giysinden kesinlikle uzak tutman gerekiyor. Ee, sadece göz ve deri değil tabii ki en hassas organımız göz biliyorsunuz. Özellikle ondan uzak tutmamız gerekiyor. Giysilerimizden de aynı zamanda uzak tutmamız gerekiyor ki bir tehlike yaşamasın. Eğer bir zehirli gaz çıkışı veya çıkma ihtimali söz konusuysa yaptığımız bir deneyde eğer böyle bir çalışma olacaksak çeker ocakları kullanmamız gerekiyor. Yani nasıl bir sistemden bahsediyoruz hani evlerimizde olan aspiratör sistemlerini düşünelim. O ortama gelen havayı direkt vakumlayıp ortamdan uzaklaştıran atmosfere salan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir gaz çıkışı söz konusuysa bizi bundan koruyacaktır. Sıçrama ihtimaline karşı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir deneyde diyelim ki açığa ısı çıkan bir tepkime var ve burada bir sıçrama ihtimali var. Dolayısıyla deney tüpünün ağız kısmı senden uzak durmalı. Sana doğru veya başka birine doğru bakmamalı ki sıçrayan sıvı başka tarafa gitsin, bizim üstümüze gelmesin. Egzotermik bir tepkime ne demek bu açığa ısı çıkararak gerçekleşen bir tepkime söz konusuysa burada özellikle dikkat etmemiz gerekiyor yani yine hem sıçrama ihtimalini ortadan kaldırmak için hem de atıyorum elimizde kullandığımız cam malzeme aşırı ısınıp kırılabilir çatlayabilir veya birimizi yakabilir burada ne yapmamız gerekiyor o zaman mesela çok ısı açığa çıkaracaksa bir buz havuzunun içerisinde bu deneyi gerçekleştirmemiz gerekiyor ki açığa çıkan ısıyı elimine edebiliriz. Başka nelere dikkat edeceğiz? Yanıcı maddeler varsa çalıştığımız bunları ısıdan, güneş ışığından, kıvılcımdan uzak tutmamız gerekiyor. Yani yanmasını bir şekilde engellememiz gerekiyor. Kimyasallara tabii ki dokunmuyoruz elimizle, çıplak tenle dokunmuyoruz. Asla ve asla herhalde belirtmeye gerek yoktur. Tadına bakmıyoruz veya koklamıyoruz tabii ki kimyasallardan bahsediyoruz. Bize çok büyük zararlar verebilir. Aynı malzemeyi farklı maddelerde kullanmayacağız. Diyelim ki bir deney tüpüyle bir deney yaptık. Orada işimiz bitti. Ya yeni deney tüpü kirletmeyelim şunu tekrar kullanayım deyip başka bir maddeyle bu deneyi gerçekleştirmeye çalışırsan. Bir tepkime gerçekleşebilir. Açığa belki zehirli bir gaz çıkıp bizim zehirlenmemize sebep olabilir. İki... Yaptığımız deney orada e, berbat olabilir e, gerçekleşen diğer tepki yüzünden. O yüzden her deneyimizde farklı bir malzemeyi kullanmamız gerekiyor yani en azından temizlenmiş bir malzemeyi kullanmamız gerekiyor. Diyelim ki laboratuvarda herhangi bir kimyasalla çalışma yapacağız. Kimyasalı elimize aldığımız anda çok emin olduğumuz bir malzeme bile olsa o etikete bir bakacağız arkadaşlar. Uyarı işaretleri nelermiş? Bizi neye karşı uyarıyormuş? Burada bir risk durumu var mıymış? Bizim için e, bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. İlk yapacağımız iş demek ki kimyasalın etiketine bakmak olacak. Eğer bir atık oluştuysa deney sonrasında bunları asla ve asla arkadaşlar hani en basit bir kimyasaldan bile bahsediyor olsak lavaboya dökmeyeceğiz. Bu hem lavabomuza zarar verebilir, kanalizasyon sistemlerine zarar verebilir. Ayrıca çevreye kimyasal salınımı sebep olacak. Dolayısıyla çevreyi kirletebilir veya lavabodaki suyla tepkime veren bir madde olabilir işin içerisinde. Dolayısıyla bizim zehirlenmemize sebep olabilir. Hiçbir şeyi kırık çatlak veya kirli bir şekilde bırakmıyorsun. Diyelim ki bir deney tüpünün üzerinde ufak bir çatlak oluştu sen deney yaparken. Ya dursun bu, bu çatlaktan bir şey olmaz demiyorsun tabii ki arkadaşlar. Hani evdeki bardakta bile bunu yapmazken asla laboratuvardaki hiçbir malzemede bunu yapmıyoruz. Ufacık bir çatlak bile varsa bu daha sonradan büyüyüp e, yaralanmalara sebep olabileceği için onu anında imha ediyoruz kaldırıyoruz. Gelin arkadaşlar peki etiketlere bakacağız dedik ya orada karşımıza bazı güvenlik uyarı işaretleri çıkacak. Bunların anlamları nelerdir? Bu işaretleri gördüğümüz zaman bizim hangi konuda dikkatli olmamız gerekiyor onlardan bahsedelim. Eğer şöyle bir işaret görüyorsak bak zaten her şeyi anlatıyor. Bir alev durumu söz konusu dolayısıyla bu Elimizde tuttuğumuz kimyasalın yanıcı bir madde olduğunu gösteririz arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir maddeyle çalışacaksak bunu kıvılcımdan kesinlikle uzak tutacağız, ısıdan uzak tutacağız, güneş ışığından uzak tutacağız. Yanıcı maddelerle e, yakıcı maddeleri birbirinden uzak tutacağız. E, koşullarımızdan birisi de bu olacak tabii ki. Ki hemen yanındaki işarete baktığımız zaman yani gene alevler var. Ortasındaki şu o işareti arkadaşlar aslında oksitleyici madde olduğunu gösteriyor bize. Oksitleyici ne demek peki? Yakıcı madde demek arkadaşlar. Yani yanıcı bir madde varsa ve ortamda bu da varsa bu madde de varsa yanma olayı hızlanacaktır, harlayacaktır. Dolayısıyla ikisi üzerinde şu işaretler görünen maddeleri birbirinden uzak tutmamız gerekiyor ve tabii ki yine kıvılcım ısı ya da güneş ışığı gibi e, tetikleyicilerden gene uzak tutmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir işaret görüyorsak bak ne olmuş? Metal yüzeye dökersen aşınır ya da cildine dökersen aşınır demek oluyor. Demek ki aşındırıcı maddelerin üzerinde yani aslında çoğunlukla asitlerin üzerinde bu işareti görüyor olacağız biz. E, ko, e, korozif madde yani aşındırıcı madde demek olacak bu. Dolayısıyla metal yüzeylerden ve tabii ki cildimizden uzak tutmamız gerekiyor tepkimeye girecektir. Ve hatta bu tepkimeler e, egzotermik tepkimeler olacağı için e, büyük sorunlara sebep olabilecektir. Ünlem işaretini görüyorsak bak ünlem işaretiyle bunun arasında ufak bir fark var. Bu aşındırıcı çok daha yoğun bir etkiye sahip demek oluyor. Bu da tahriş edici etkiye sahip olduğunu bize gösteriyor. Yani ne demek eğer e, özellikle alerjik bir durumun varsa cildinde bir problem varsa sen bunu tenine cildine dokundurduğun zaman kabarmalara yol açacaktır. E, senin cildinde tahriş edici bir etkiye sebep olacaktır. Böyle bir kimyasallı çalışıyorsan tamam bu kadar tehlikeli değil belki ama cildinden uzak tutman çok önemli olacak. Şu işareti gördüğümüz anda arkadaşlar hemen patlayan bir madde görüyoruz. Dolayısıyla patlayıcı maddelerin üzerinde bu işareti göreceğiz. Ee, bu sadece kıvılcımla ya da ateşle ya da işte yanıcı bir ortamda tepkimeye girmez. Burada arkadaşlar e, ani darbelere de dikkat etmemiz gerekiyor. En ufak bir e, titreşimde bile bir patlama gerçekleşebilir bazı maddelerde. Dolayısıyla bunlara karşı daha da hassas davranmamız gerekiyor. Kurkof işaretini görüyorsak arkadaşlar bu o maddenin toksik bir madde yani zehirli bir madde olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla asla solumayacağız, solumamaya dikkat edeceğiz. E, cildimizden, tenimizden uzak tutacağız. Asla asla tabii ki tadına bakmayacağız. Zehirli bir madde var buna dikkat et demek oluyor. Bu işareti görüyorsak işte en 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 çok dikkat etmemiz gereken işaret burası olacak arkadaşlar. Çünkü karşımızda radyoaktif bir madde vardır ki e, tabii ki 9. sınıf kimya laboratuvarlarında çok karşılaşma ihtimalimiz olan bir maddeden bahsetmiyoruz. Radyoaktif tepkimelere sebep olabilir açığa çok büyük miktarda enerji çıkarabilir demek oluyor. Ölen balık kurumuş ağaçları gördüğümüz bu görsel ise tabii ki çevreye zararlı maddelerden bahsederken kullandığımız e, bir işaret olacak dolayısıyla... Böyle bir maddeyi asla ve asla lavaboya dökmüyoruz. E dolayısıyla aynı şekilde gidip de evsel atıklarla birlikte imha etmiyoruz. E bunların özel bir şekilde imha edilmesi önemli olacak çevreye zarar vermemesi için güvenlik uyarı işaretlerimizde bu şekildeydi şimdi karşımıza günlük hayatta çıkan bazı faydalı ve zararlı kimyasallardan bahsedeceğiz arkadaşlar öncelikle faydalı kimyasallar üzerinden gidelim bak sodyum ve potasyum hemen ikisini birlikte değerlendirelim çünkü biliyoruz ki ikisi de periyodik sistemde hemen alt alta yer alıyorlar e, birbirleriyle benzer özellik taşıyan iki element var karşımızda sodyum ne yapıyormuş asit ve baz dengesini sağlıyormuş arkadaşlar yani denge deyince bu iki element bizim için çok önemli olacak çünkü Potasyum da elektrolit dengesi için önemli yer alıyor arkadaşlar. İnsan vücudunda niye görev alıyorlar peki? Sodyum mesela kas ve sinir fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışması için çok önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda vücutta iyon dengesini de yine sodyum sağlıyordur diyebiliriz ya da sağlayan elementlerden biridir diyebiliriz. Potasyum'a gelecek olursak sinir sisteminin işlevselliğini sağlamak için önemli bir yere sahip. Glikoz seviyesini dengeliyor, ayarlıyor. Yani aslında diyabet hastaları için potasyum çok önemlidir ve iyon dengesini yine sağlayan elementlerden birisi de potasyumdur. Geliyoruz Üçüncü önemli elementimiz demir arkadaşlar. Bak demir deyince hemen aklımıza Kan gelecek, kandaki de hemoglobin yapısı gelecek. Hani kansızlık gibi bir teşhis konulduysa, bir hastalık durumu söz konusuysa hemen demir takviyesi yapılır bu insanlara. Çünkü aslında kanın temel oluşturan hemoglobin yapısıdır. Yani aslında o kırmızı rengi veren yapı hemoglobindir. Dolayısıyla da demirdir ve onun eksikliği aslında büyük tehlikelere yol açar. Ne yapıyor? Ki? hemoglobin sayesinde kan oksijen taşıma fonksiyonlarını gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra sadece tabii ki kanın işlevini sağlamaktan başka da görevleri var. Enzimlerin yapısında yer alabiliyor demir. DNA sentezinde önemli görevler alıyor ve beynin çalışmasında yine önemli bir role sahip oluyor. O yüzden insan vücudunda demir olmazsa olmaz minerallerden, iyonlardan birisidir diyebiliriz. Geçelim. Kalsiyum ve magnezyum bu ikisini de birlikte değerlendirelim çünkü periyodik sistemde yine alt alta yer alıyorlar, benzer özellik gösteriyorlar. Bak kalsiyum deyince hemen aklımıza kemikler gelecek ve diş gelecek. Çünkü bu yapıların temelini kalsiyum elementi oluşturur ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan temel elementlerden birisi kalsiyumdur. Yani kanımızda yeterli miktarda kalsiyum olacak ki pıhtılaşma söz konusu olabilsin. Herhangi bir kanama olduğu zaman böylece kanama durabilsin. Magnezyuma geldiğimiz zaman da arkadaşlar bu benzer şekilde kanın pıhtılaşmasını önleyen özellik gösteriyor. Yani kanın fazla pıhtılaşması da az pıhtılaşması da bize zarar veren şeyler tabii ki. İşte bu ikisi arasında dengeyi kalsiyum ve magnezyum yolları sağlıyor arkadaşlar. Birisi pıhtılaşmasını sağlarken diğeri engellediği için. Bunun dışında arkadaşlar e, özellikle tabii ki annelerden bahsedelim, süt yapımı buna bağlı, ee, o yüzden de e, kalsiyum kesinlikle annelerin tüketmesi gereken e, besinlerden birisi oluyor ve topraktaki tohum verimliliğini artıran temel bileşenlerden birisi kalsiyum yani sadece canlı vücudunda değil toprakta da o bulunması gereken minerallerden birisi. Magnezyum dedik ki kanın pıhtılaşması önler. Bunun yanı sıra sinir ve kaslarda önemli görevler üstlenir ve enzimlerin yapısında bulunarak e, özellikle enerji üretmemizi sağlayan enerji geliştirmemizi sağlayan fonksiyonlarda görevler alır. Su tabii ki en 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 bir tane daha en önemli maddedir arkadaşlar. Hem canlı yapısı için hem canlılığın devamı için hem dünyamız için her konuda en önemli madde su. Neden? Dünyanın dörtte üçünü su oluşturuyor bunu biliyoruz arkadaşlar. Benzer şekilde insan vücudunun da dörtte üçünü yaklaşık olarak suyun oluşturduğunu biliyoruz. Canlı vücudunda tüm yaşamsal faaliyetlerde su olmak zorunda olmadan görev yapamıyorlar. Diyelim ki solunum yapacaksın, suya ihtiyacın var. Fotosentezde suya ihtiyaç var. E, sindirimde, boşaltımda bütün faaliyetlerde suyun olması şart. Bu yüzden zaten e, vücudumuzun büyük çoğunluğu sulardan oluşuyor. Hem insan vücudunda hem de dünyada ısıl dengeyi su sağlar arkadaşlar. Yani Şöyle düşünelim çölde geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkı 70 santigrat derecelere kadar çıkar. Ama bir Antalya'ya gittiğin zaman gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Bu neden kaynaklanıyor? Atmosferdeki su buharı. Yani Antalya'da nem yüksek olduğu için e, Su buharı fazla miktarda olduğu için yani ısı kapasitesi de yüksek olduğu için suyun aslında bir ısıl denge sağlıyor ama su yoksa böyle bir ısıl denge olmaz. Benzer şekilde insan vücudunda hani insanların vücut sıcaklığı ortalama olarak 36,5 santigrat derecedir ve çok sıcak bir ortama da gitsek, çok soğuk bir ortama da gitsek ciddi bir oynama olmaz bizim vücut sıcaklığımızda en azından kısa sürede böyle ciddi bir oynama gerçekleşmez. Çünkü vücudumuzdaki su o ısıyı hapseder ve bizim ısıl dengede kalmamızı sağlar. Eğer vücudumuzda su olmasaydı e, çok daha hızlı bir şekilde sıcaklık değişimine maruz kalacaktık. Ve tabii ki fotosentez gibi çok çok önemli bir e, fonksiyonda temel bileşen sudur diyebiliriz. Gelelim zararlı kimyasallardan bahsetmeye. Burada civa ve kurşunu yine birlikte ele alalım arkadaşlar. Kendileri ağır metaller bildiğimiz üzere ikisi de sinir sistemine saldıran e, zararlı kimyasallar. Civa için diyeceğiz ki nörolojik birçok hastalığın aslında temel sebeplerinden biridir. DNA'mıza zarar verir bu bizi kansere kadar götürebilir. Bunun yanı sıra aşırı miktarda civaya maruz kalmak toksik etki yarattığı için zehirleyip doğrudan ölüme kadar götürebilir. Kurşuna gelecek olursak yine sinir sistemi bozukluklarına ve buradaki hastalıklara sebep oluyor. Kurşuna fazlasıyla maruz kalmak kansızlığa yol açıyor arkadaşlar bizim vücudumuzda. Yine toksik özellik gösteriyor ve böbreklerimize ciddi zararlar veriyor. Ağır metal özelliklerinden dolayı Gelelim birazcık da gazlardan bahsetmeye. Şimdi bunlar katı halde bize zarar veren maddelerdi. Karbon dioksit yapısı arkadaşlar. Karbon dioksit yapısı CO2 yapısı akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Sera etkisinin temel sebebi e, karbon dioksit gazıdır ve sera etkisinden oral çıkarak da küresel ısınma ve mevsimsel değişikliklerin temel sebebi karbon dioksit yapısıdır arkadaşlar. Şuraya hemen şöyle dizelteyim. Azot ve kükür toksitlere gelecek olursak bunlar arkadaşlar tabii ki yine solunum yolu hasarına sebep oluyorlar. Tıpkı karbondioksitte olduğu gibi. Bunun yanı sıra asit yağmuru deyince bu iki gaz aklımıza gelecek. NO2 gazı ve daha doğrusu bunu şöyle gösterebiliriz. NOx ve SOx şeklinde. Kükürdün oksitleri ve azotun oksit bileşikleri. Çünkü atmosferde nitrik asit ve sülfürik asit gibi kuvvetli asitlerin oluşmasına sebep olur. Yeryüzüne düşer ve topraktaki pH'in azalmasına sebep olurlar. Klora gelecek olursak arkadaşlar kanserojen etkisi var. Kanserojen etkisinin yanı sıra Fazla miktarda maruz kalırsak zehirli özellik gösteriyor. Bunun yanı sıra hem havada hem de suda kirliliğe yol açıyor. Klor gazını şöyle aklımızda tutabiliriz. Çamaşır suyuyla tuz ruhunu birbirine karıştırdığımız zaman açığa çıkan gaz budur ve zehirleyici etkiye sahiptir. Karbon monoksite gelecek olursak arkadaşlar bu e, karbondioksitin tam oluşamamış halidir. Yani aslında e, yanma olayının tam gerçekleşememesi sonucunda ortaya çıkar kandaki hemoglobine bağlanır. Arkadaşlar soba zehirlenmesi deyince aklımıza karbon monoksit gazı gelecek. Çünkü normalde kandaki hemoglobinin görevi neydi? Oksijen taşımaydı. Gidip hemoglobine oksijen yerine karbon monoksit bağlandığı zaman artık kan oksijen taşıma işlevini yitiriyor. Dolayısıyla da kısa sürede ölüme sebep olabiliyor. Eğer ölüme kadar götüremese bile maruz kaldıysak görme ve bilinç kaybı gibi olumsuz durumlara sebep olabiliyor. Gelelim şimdi bazı laboratuvar araç ve gereçlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kimya laboratuvarında karşımıza çıkacak bazı e, böyle malzemeler var. Nerede kullanacağız? Hangi amaçlar için kullanacağız? Mesela ilk olarak şöyle bir şekil görüyorsak, böyle bir e, cam malzeme ile karşılaşıyorsak buna cam balon adını vereceğiz. Çözeltileri hazırlarken genellikle kullanacağımız e, temel malzemelerden birisi olacak ve oldukça dayanıklı bir cam malzemeden yapıldığı için ve sıçramaya karşı güvenlik sağladığı için ısıtma ve kaynatma işlemlerinde cam balon yoğun olarak kullanılacak. Şöyle bir maddeyi görüyorsak bakın daha ince ağızlı ve burada dereceleri olan bir e, cam malzeme varsa karşımızda. Bunun adı da balon joje olacak birbirine çok benzeyen aslında iki tane gereç var karşımızda. Yine çözeltileri hazırlarken kullanacağız bunu ve hazırladığımız çözeltilerin tabii ki derişimini yani oranını e, e, ayarlamamızda bize yardımcı olacak. Bunların tabii ki saklanmasında da ağzındaki kapak sayesinde bize faydalı olacak ve çok ince bir ağız kısmına sahip olduğu için ve burada dereceler olduğu için onunla hassas hacim ölçümleri yapma şansına sahip olabiliyoruz. Gelelim burada görseldeki şekli arkadaşlar buna pipet adını vereceğiz aslında hani içecekleri tüketirken kullandığımız pipetlere benzer bir yapıya sahip üzerinde dereceler var dolayısıyla hassas hacim ölçümleri yapabiliyoruz ve hacmini ölçtüğümüz bu maddeleri bir kaptan başka bir kaba kolaylıkla aktarabiliyoruz ince bir e, boru şeklinde karşımıza çıkıyor pipet. E tabii ki termometreye hepimiz hakimiz arkadaşlar. Hepimizin evinde bile birer tane vardır muhtemelen. E, termometre sayesinde tabii ki sıcaklık ölçümleri yapıyoruz. Eğer böyle bir e, şekle, böyle bir e, gece rastladıysak bunun adı arkadaşlar beher glasster. Beher glass'ın üzerinde yine derecelerin olduğunu görüyoruz ama bu kalın bir kap olduğu için hassas hacim ölçümleri yapma şansına sahip olmuyoruz. Hacimle ilgili sadece e, böyle bir görsel bize sunmuş oluyor. Yani aşağı yukarı bir değer söylemiş oluyor. Ne zaman kullanıyoruz? Tabii ki çözeltileri hazırlamakta veya şuradaki ağzındaki ince kısım sayesinde ...maddeleri daha kolay bir şekilde aktarmamızı sağladığı için... ...madde aktarmada kullanacağız. Ve kristallendirme ile ilgili işlemler yaparken... ...bear glass yoğun olarak kullandığımız laboratuvar malzemelerinden birisi olacak. Şöyle uzun ince bir boru ve altında musluk görüyorsak arkadaşlar... ...bu büret olarak karşımıza çıkacak. Titrasyon deneylerinde kullanacağız bunu. Yani çok hassas hacim ölçümleri yapıp... E, ...tam istediğimiz miktarda sıvının bir kaba aktarılması... ...bir kaba dökülmesini sağlarken bunu kullanacağız... ve ve tabii ki hacim ölçümlerini istersek bununla yapma şansına sahip olacağız. Geçiyoruz bir diğer laboratuvar malzemelerini gördüğümüz üzere arkadaşlar silindir şeklinde bir kabımız var. Üzerinde de dereceler var. O yüzden çok yaratıcı bir isimle karşımıza çıkıyor. Dereceli silindir adını vereceğiz biz buna. E, ee, laboratuvarda kimya laboratuvarlarında hacim ölçümleri için kullandığımız temel malzeme dereceli silindir olacak. Ve tabii ki bunun yanı sıra sıvı aktarımında da dereceli silindir kullanabileceğiz. Gördüğümüz şu altı oval olarak ilerleyen cam malzeme arkadaşlar deney ...tüpü adını vereceğiz bu denek tüpü içerisinde. Oldukça dayanıklı bir malzemeden yapıldığı için... ...tepkimeler ve ısıtma işlemlerini çoğunlukla gerçekleştireceğimiz yapı... ...deney tüpü olacak. Altının oval olması evet dike bir şekilde yerleştirmemizi engelleyecek bir yüzeye... ...ama e, o ovallik sayesinde çökelme var mı yok mu... ...incelememizi çok daha kolay bir şekilde sağlamış olacağız. Şurada gördüğümüz malzeme arkadaşlar... ...hani evlerde sarımsak döverken kullandığımız bir malzeme aslında... Havan adını vereceğiz. Havan sayesinde tabii ki ezme işlemlerini e, bununla yapıyor olacağız. Burada gördüğümüz kap arkadaşlar şöyle e, bir kap kroze adını vereceğiz ve çözme veya kül haline getirme yani e, çok yüksek sıcaklıklara kadar maddeleri ısıtabildiğimiz porselen bir kap karşımıza çıkacak Burada şöyle bir kaşık görüyoruz arkadaşlar. Maddeleri, katı maddeleri bir yerden diğer tarafa aktarırken kullanıyoruz tabii ki. Bir huni şeklini görüyoruz ve huninin altında da musluğun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımların mesela zeytinyağı su gibi bir karışımın birbirinden ayrılmasını sağlarken kullandığımız kap bu olacak. Ve adı da uzlanırında diyeceğiz ayırma hunisi adını alacak arkadaşlar. Ayırma işlemlerini kullandığımız bir hunidir diyebiliriz. Devam ediyoruz laboratuvar malzemelerinde bir huni yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Süzme işlemlerinde şu içerisine yerleştirdiğimiz bir süzgeç kağıdı sayesinde süzme işlemlerini gerçekleştirebildiğimiz huni var karşımızda. diğer tarafa geldiğimiz zaman ağzı ince olan ve alt tarafına doğru genişleyen şöyle silindirik bir kap şeklini görüyorsak. Arkadaşlar buna verdiğimiz isim Erlen Mayer olacak. Ne zaman kullanıyoruz peki Erlen Mayer kaplarını? Titrasyon deneylerinde yine çözeltilerin hazırlanmasında ve kristallendirmesinde Erlen kullanacağız olacağız. Ee, ısıtma işlemlerinde arkadaşlar hani bir ocak vasıtası gören görevi gören bir sac ayağından bahsedeceğiz. Yani ısıtacağımız maddeyi hemen şunun üstüne yerleştirip alta da şurada gördüğümüz e, ispirto ocağını yerleştirdiğimiz zaman ısıtma işlemini gerçekleştirmiş olacağız aslında. Ee, bir ocak sistemini bu ikisi sayesinde kurmuş olacağız. Eğer şöyle bir cam çubuk varsa karşımıza çıkan bu karıştırma işlemlerinde kullanacağımız malzeme olacak arkadaşlar. Karıştırırken hani yalıtkan olması bize ısı iletmesini engelleyecek ve e, karıştırmamızı kolaylaştıracak ve tabii ki cam olması birçok malzemeyle birçok maddeyle tepkime vermemesi açısından da bizim için önemli olacak. Bir de şurada gördüğümüz arkadaşlar saat Camı adını verdiğimiz bir malzeme olacak. Bu ne işe yarayacak peki? Yine ısıtma işlemlerinde ve kurutma işlemlerinde özellikle kullanacağız. Ayrıca cam olması sayesinde bu ovalliği sayesinde alttan da malzemeyi kolaylıkla inceliyor, gözlemliyor olabileceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman konuyu tamamlamış oluyoruz böylece. Nelerden bahsettik bu dersimizde? Element ve bileşik kavramlarından bahsettik. Ortak özellikleri nelerdir? Bunları ayırt eden özellikler nelerdir dedik. Ardından ilk 20 element ve bazı yaygın elementlerin sembollerinden bahsettik. Bazı yaygın bileşiklerin formüllerini gördük hep birlikte. Laboratuvar kurallarından bahsettik. Güvenlik uyarı işaretleri ve bunların dikkat edilmesi gereken noktalarından bahsettik. Bazı kimyasalların faydalı bazılarını da zararlı yönlerini değerlendirdik ve laboratuvar malzemelerini tanımladık arkadaşlar. Bu şekilde de ilk ünitemizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yeni ünitemiz olan atom ve periyodik sistemle hep birlikte yine tam da burada buluşuyor olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Ödevleri kesinlikle ve kesinlikle güzelce ve zamanında yapıyoruz. Eğer kanala hala abone değilsek bir an önce abone olup programı mükemmel bir şekilde takip ediyoruz. Ve sağlıklı kalmaya da özen gösteriyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.